Şimdi özellikle genç kuşak tiyatro gruplarında tabii salon bulma derdi var. Sorun tabii. Değil mi? Yani belediyeler bir kısmıyla bunu sağlıyor. İşte ama... hep gezginci tiyatrolarız yani. Hı. Kadıköy, Bakırköy. Kadıköy'de birkaç sahne var. Bakırköy, işte Mecidiyeköy. Hemen hemen bütün tiyatrolar böylesine turnike yapıyorlar. Yani. Dolaşıyorlar. Yani kendi sahnesi olan çok az bir sahne var, çok az tiyatro var. Bu anlamda yerel yönetimler gerçekten burada önemli yani belediye. Evet, Sayın Ekrem Başkan o konulara sıcak bakıyor. Dilerim hayata geçer. Şişli de çok aktif Bakırköy'de. Evet, evet, tabii. Evet. Bunlar özellikle genç kuşak için, yeni oyunlar için umut önemli. Herhalde sizin ilk oyun Marat Sade. İlk Peter Weiss. DCC'nin listetini yazan Peter Weiss. Evet, Beklan Bey'i da kaybettik ne yazık ki. Nerede oynanmıştı? DCC'de oynandı. Tiyatro okuluydu orası. Ha. Muhsin Ertuğrul'un yönetiminde. Beklan Algan, Ayla Algan. Çok değerli hocalar vardı. Orada bir eğitim geçtik. Eğitim sırası okul temsili gibi çıkmıştı. Ama profesyonel oynadık yani. Oradan yetişen çok değer verdiğim arkadaşlarım var. İşte Taner Barlas oradandır. Macit Koper oradandır. Ha. Epey bir arkadaş var orada. Evet, geçmiş günler. Evet. Şimdi vaktimiz de azalıyor. Cumhuriyet filmine değinmek istiyorum. Çünkü oradaki Mustafa Kemal Atatürk bölümümüz. Bir de Cumhuriyet güncelliği de arttığı için. Çok arttı ama depoya attılar. Evet, o filmden biraz bahsedelim kalan 3-4 dakikamızda da. Cumhuriyet'i de orada almış olalım. O film deyince tabii Ziya Arslan'ı, Turgut Özakman'ı anmak lükümdeyiz. Çok kişi emeği var. Bir seneyi geçerek geçti kurtuluş. Cumhuriyet 8-9 ay oldu galiba. Büyük bir özveriyle çıktı inanın. Turgut Özakman'ı da kaybettik. Ziya'nın çok güzel bir çalışmasıydı. Kolay bir iş değildi o yani. İlk defa Türkiye'de böylesine çaplı bir iş yapıldı. Yılmaz Büyükerşen'in de büyük bir katkısı vardır oraya lojistik destek anlamında. Çok insanın katkısı var tabii. Ben ona bir rol diye bakmadım açıkçası. Büyük bir sorumluluktu. Korktum yani. Yani Ziya ile ilk başta oturdum bana konuyu açtığında. Hangi dönemine şey yapacağız, oynayacağız dedim. Ve Ziya dedim, bunu biz kimseye duyurmayalım dedim. Önce bir makyajımızı yapalım. Ben bir çalışayım, edeyim. İkimizin içine sinerse yola çıkalım. Ha baktık. Sen de içine sinmedi, benim de içime sinmedi. Vazgeçelim, sen başka bir arkadaşı bul dedim. Böyle anlaşarak bir 6-7 ay gizli gizli çalıştık açıkçası. İşte makyajımızı yaptık, lensleri taktık, şu bu. Yani. Sonra galiba bir şey becereceğiz dedik. Öyle yola çıktık işte. Evet, gerçekten Atatürk rolü anlamında... paylaşılan videolarda ben bazen rastlıyorum yani kesilen sahneler evet, sosyal medyada. İyi şeyler aldık galiba, evet. Herhalde burada makyajın da, değil mi? Ama şey yapmadık, estetik anlamda bazı Atatürk rolünü oynayan arkadaşlara yaptılar. O çok yapay bir şey. O zaman bal mumu gibi görünüyor gerçekten. Olmuyor tabii. Evet. Yani biz kendi kimliğinde, kendi kişiliğinde ne yaparsan yapacaksın. Hep sakalı keseceksin tabii yani falan. O anlamda yaşamımda çok önemli bir yeri vardır. Bütün emeği geçenler sağ olsunlar. TRT'de mi yayınlanmıştı? TRT değil mi? Ya? Şimdi, sinemada da oynadı sonra. Evet, şimdi TRT'yi düşününce tabii böyle bir projenin değil mi? Yani yıllardır zaten şey yapıyorlar. Şimdi Abdullah Mik dizilerinden... Depoya atılmış vaziyette. Bir gün çıkar nasıl olsa. Evet, orada duruyordur arşiv. En azından TRT'nin iyi bir arşivi var. Bir de ayrıca ona iki tane gazetemiz şey yaptı. CD olarak dağıttı. Kuponla dağıttılar. O zaman evlerde de yaşıyor en azından. Tabii canım. Değil mi yani? Evet. Tabii.